Evet, Patreon'dan lütfen ismimi okuma isimli yaşayıcımız. Bundan önce bir mesaj yollamış, onu yeni görüyorum. Burada daha önce yolladığı mesajda muhalefete sitem etmiş. CHP'nin içine net YPG yandaşı insanların bulunması ve bunların da üst düzey kişilerin arasında olması beni rahatsız ediyor demiş. Ve tartışma gruplarında ya da forumlarda bunu söylediğim zaman AKP'de ha burada karşıladı diye cevap veriyorlar. Başka da bir şey demiyorlar demiş. Normalde bununla ilgili de konuşurdum ama demiştim ya siyaset yapmayacağım diye. Siyaset yapmayacağım dememin sebebi de siyasetle ilgili konuştuğumuz zaman daha önceki konuşmalarımızın birebir aynısı oluyor. O yüzden o mesajını okumayacağım ama özet olarak cevap vermem gerekirse evet beni de rahatsız ediyor kesinlikle. Şu an birçok kişinin bilmediği bir şey var. Siz hiç Akdayıların Facebook sayfalarına girip bakıyor musunuz? Bu önemli bir şey. Akdayılar yani bugün bile her şeye rağmen nasıl oluyor da Cumhur İttifakı tarafına oy veriyorlar. Onların paylaşımlarını görüyorsunuz. Onların paylaşımlarında da işte CHP'li bir bakanın veya vekilin kürsüye çıkardığı bir kadın oluyor. Sonra onun böyle YPG'li görüntüsü oluyor. Bunları tabii ki bazıları sıkma, sallama ama hepsi sallama değil bence. Bazı paylaşımlar bana gerçekçi geldi. Bazı paylaşımların da gerçek olduğunu zaten biliyoruz. Benim anlayamadığım olay şu. Çok kısaca konuşmak istiyorum. Sen iktidara oynadığını iddia eden bir partisin. İktidara oynadığını iddia eden bir parti isen ve iktidarın aslında adamı değilsen, kukla muhalefet değilsen nasıl oluyor da iktidar sana bu kadar çok koz veriyorken, iktidar sana al da at diyorken sen ısrarla gidip bu fırsatını YPG'lileri çıkartarak net bir şekilde şunu biliyorum mesela PKK'nın kurucu üyesi ölüyor. Canan Kaftancıoğlu ağıt yakıyor. Böyle saçma salak yani abi gerçekten PKK'lı olsan bile ulan söyler misin yani? Ben bunu anlayamıyorum. Bu kadar mı bilmiyorsunuz işi? Direktif mi veriyorlar size? Ya bizim oylarımız düştü. 2-3 YPG'li hareket yapın. Hani diyor ya herkes. Nasıl oluyor da insanlar hala bunlara oy veriyor? İşte sebep bu. Sebep bu. Siz istediğiniz kadar görmeyin abi. İstediğiniz kadar görmeyin. Sebep bu. Ulan illa beni başa getireceksiniz. İlla ben mi aday olayım ha? İlla ben mi aday olayım? Kaç paraydı o şey? Cumhurbaşkanı adaylığı 100 küsür bin lira mı? Ben Cumhurbaşkanı adayı olayım madem öyle. Çünkü ne olursa olsun. Tamam bir tarafta geçim sıkıntısı. Bir tarafta işte bazı kişilerin yüzünden verilen şehitler. Bir tarafta insanların aşırı baskıcı davranması. Bir tarafta her şey. Tamam mı? Ama öteki tarafa bakıyorsun adam PKK'lı ile halay çekiyor. Şimdi vermeyecek ona oy. Vermeyecek abi. Bizim buradaki gerizekalı entelimiz istediği kadar konuşsun dursun. İşte suç MHP'deymiş. Neden? HDP ile koalisyon kurmamış. Ne diyorsun abi sen? Ne diyorsun? Bizim hiçbir şeyden haberdar olmayan siteli evinin 12. 13. katında yaşayan entelimiz bunları bilmez tabii. Düşünür hala. Lan niye hala oy veriyorlar? Sence niye? Diyorsun ya. Lan niye hala oy veriyorlar? Bak işte bu adamların yüzünden şehit verdik. İyi de öteki taraf direkt terör örgütünü destekliyor. Ben oy vermeyeceğim dediğim zaman yani o destekleyen bir iki isim var. Eğer onlar aday olursa oy vermeyeceğim demiştim. Gitmeyeceğim oy vermeye. Bunu dediğim zaman insanlar hala çıkıp diyor ki ona oy vermezsen ötekine vermiş olursun. Böyle olay çözülmez. Böyle olay çözülmez abi. Herkes adam gibi boykot etseydi bu adamları bir taraf sıfır oy alsaydı o zaman seve seve değiştirirlerdi yönetimi. Seve seve kendilerini değiştirirlerdi ama hiçbir şey değiştirmiyorlar. Bu seçimde böyle giderse bu seçimde hiçbir şey değişmeyecek. Diyorlar ki biz nasılsa ikinci oluyoruz abi ne fark eder? Biz nasılsa oluyoruz. Nasılsa bir çekirdek kitlemiz var. O çekirdek kitle ne diyor? İşte buna oy vermezsek ötekine oy veririz bilmem ne. Hiç çoktan iyidir ama öteki de ha burada karşıladı deyip bize nasılsa oy veriyorlar. Biz nasılsa ikinci oluyoruz. Ben ciddi ciddi bunların adamı olduğunu düşünüyorum. İnanıyorum bazı kişilerin CHP'nin içindeki bazı kişilerin ciddi ciddi bunların adamı olduğunu düşünüyorum. Bir de CHP dava açsın bana. Sağlı sollu olsun daha güzel olur çeşitli olur. Hep Cumhurbaşkanı dava açmasın. Lan konuşmayacağım dedik gene konuştuk ya tamam. İşte siyaset konuşmayacağım dememin sebeplerinden bir tanesi bu. Büyük ihtimalle daha önce yaptığım birkaç mini podcast'te benzedi değil mi? Birebir benzedi yani söylediklerim. Öyle çünkü düşüncelerim bu. Soru farklı da olsa cevap değişmiyor. Çözülmez mi arkadaşlar bu sorun ya? CHP'ye nasıl üye olunuyor? CHP'nin başkanını kim belirliyor? Toplanalım abi. Para toplayalım. Nasıl üye olunuyor bilmiyorum. Olalım anasını satayım hepimiz. Hepimiz girelim olalım. Ondan sonra gidelim YPG'ci olmayan birilerini getirelim artık başa. Ne oluyor para mı vermek lazım? Ha? CHP üyesi olmak için para mı kaç para lazım? Oluyor mu öyle? Girelim abi hepimiz. 285 bin kişiyiz burada. Herkes de bir arkadaşını getirse iyi sayı iyi.